Bekir Azar, Pasifik'te Türk gücü. Amerika eski Dışişleri Bakanı ve başkanları yöneten en derin adam olarak tanınan Harry Kissinger, Dünya Düzeni adını verdiği kitabında dünyanın yeni bir düzen aradığını söylüyordu. Osmanlı İmparatorluğu gerilemeye başladığından beri, yani son 400 yıldır aslında gerçek bir anlamda dünya düzeni kurulamadı diyordu. Bu itirafın açılımı, gerçek anlamda dünya düzeni Osmanlı zamanında kurulmuştur demekti. Kissinger bir yemekte eski dostu Atlantic Records firmasının sahibi Ahmet Ertegün'e ilginç bir söylemde bulunuyor. Ahmet, Orta Doğu'da barış yapmanın en iyi yolunu gizli tuttum. Tümünü Türklere geri vermek ve Osmanlı İmparatorluğunu yeniden kurmaktır diyor. Bugün Orta Doğu kan ve yaşına mahkum edilmişse, bunda Osmanlı adaleti, insan sevgisi ve hamiliğinin olmamasındandır. Osmanlı nasıl Cihan İmparatorluğu kurup dönemin süper gücü oldu? Bu sorunun cevabını tarihine, ecdadına sövenler, dedelerimize galaksiler kadar uzak olan muhalefet, batı hayranı iddiatçı kafalar bilmez. Çünkü onlar asla araştırmazlar, öğrenmezler ecdada ayrılacak zamanları hiç yoktur. Çünkü kafalarına, beyinlerine sadece Osmanlı düşmanlığı ve batı aşkı şırınga edilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı toprakları 3 kıtada 15 milyon kilometre kareye ulaşmıştı. Barış ve adalet, insan hakları ve hukuk Osmanlı eliyle dünyanın her noktasında tesis ediliyor, örnek alınıyor, parmak ısırılarak izleniyordu. Bugün bile Amerikan Kongre binasında Kanuni Sultan Süleyman Han'ın çıkardığı kanunlar nedeniyle dünyanın en etkili kişilerinden biri olarak portresi duvara yerleştiriliyordu. Büyük devlet olmanın yolu büyük adımlar atmaktan geçiyordu. Korkaklar gibi sinersen, dünyaya uzaylı kalırsan, kafanı dışarıya karşı kuma gömersen, sömürgeciliğin ve ölüm tarlalarının batı eliyle ekildiği mazlumlar coğrafyasında seni kimse hatırlamazdı. O yüzden Osmanlı sadece kendi topraklarını korumamış, gidemediği yerlerde zulme uğrayanların dahi yardımına koşup zalimlere karşı hamiliğini yapmıştı. İtalya'da Venedik'te kurulan devletin bile koruması olmuş, onu İstanbul'a bağlanmış, papalığa karşı hamisi olmuştu. Bugünkü İtalya topraklarının bir kısmı üzerinde bile bir süreliğine de olsa Osmanlı'ya bağlı bir devlet vardı. Çünkü Balkanlardaki mazlum halkların korunması için savunma İtalya'dan başlıyordu. Afrika'nın en ücra köşelerine kadar gidip işgalcilere ve sömürgecilere karşı mazlumları koruyan bir imparatorluk vardı. Bizim topraklarımız olmasa dahi her zaman güçsüzün yardımına koşan, dillerine, dinlerine, örflerine asla dokunmayan bir ecdat vardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti son yıllarda sömürgeciler tarafından önce kavga ettir, sonra kurtarıcı olarak gidip yerleş ve toplu katliamlarla soyup soğana çevir mantığındaki batıya karşı, ecdadın yolundan giderek çok önemli adımlar atıyor, batı tarafından fitne ile birbirine düşürülen Somali ve Etiyopya'yı Ankara'dan masaya oturtup, kan dökülmesini engellemeye çalışıyor. Beyaz Saray'ın resmi yayın organı bile dün Türkiye, Etiyopya ve Somali arasında ara buluculuğa soyunarak Afrika'daki etkisini artırıyor diye başlık attı. Haberde Türkiye'nin her iki ülkeyle de son derece önemli ilişkilerinin olduğu hatırlatılıyor. Amerika ve Çin'in yanı sıra Japonya'nın dahi Afrika'da üst kurduğu vurgulanan haberde kıtadaki geniş kullanılmayan tarım alanlarının önemine dikkat çekiliyor. Somali ve Etiyopya'daki dokunulmamış petrol yataklarının varlığına işaret edilerek, Türkiye'nin petrol arama ve birlikte çıkarma konusunda Somali ile yaptığı tarihi anlaşmaya ve Türkiye'nin bu ara buluculuk girişimiyle nüfuzunu katladığına işaret ediliyor. Evet batı gidiyor. Tüm fitne tohumlarını istediği ülkelere saçarak önce kan gölleri kuruyor, sonra tüm enerji hatlarına ve madenlere çöküyor. Türkiye ise tıpkı ecdadı gibi fitneyi ortadan kaldırmak ve kanı durdurmak için çırpınıyor. Masalar kurup barışa teşvik ediyor. Amerika ve diğerleri gibi petrol gelirlerinizin %97'si bize %3'ü size demiyor. Sadece tam kapsamlı ortaklık teklif ediyor. Kurulan barış masaları ve hakkaniyetli paylaşımlarla sömürgeci değil, kurtarıcı oluyor.'' Bir zamanlar dünyanın petrol kadar değerli olan en önemli ürünü baharattı. O baharatın büyük bölümü Malezya ve Endonezya'dan gemilere yükleniyor, önce Hindistan limanlarına uğruyor, sonra Yemen ve Kızıldeniz'e iniyordu. Endonezya ve Malezya o dönem baharat aşkına Portekiz ve Hollandalıların kanlı işgallerine uğradı. Adalar topluluğundan Osmanlı'ya elçiler geldi. Sizin adınıza cuma hutbeleri okuyoruz, bizler Müslümanız, sizin birer köyünüzüz, size bağlanmak istiyoruz, bize yardım edin dediler. O zamana kadar Osmanlı'nın Malezya ve Endonezya adalarındaki Müslümanlardan haberi yoktu. Önce gözlerden yaşlar süzüldü, ardından ecdat bu adalar topluluğuna silah ve top yığdı. Hatta 15 bin Osmanlı yiğidini gizlice bu adalara göndererek direniş ordusuna katılmasını sağladı. Endonezya ve Malezya'nın kanlı sömürgecilere karşı direnişlerinde ve bugün bağımsızlık elde etmelerinde Osmanlı'nın rolü büyüktür. Hiç kimse o dönemde ne işimiz var Pasifik'te demedi. Eğer cihan imparatoruysan ve mazlumların hamisiysen elbette koşarak gidecektin ve bunu herkes destekleyecekti. Ne zaman ki Osmanlı'nın son dönemlerinde batı hayranı iddiatçı kafalar darbeyle imparatorluğu ele geçirdi, işte o zaman bu mazlumlar unutuldu ve terk edildi. Ancak Pasifik adalarında zulme uğrayanlar asla ecdadımızı unutmadı. Kurtuluş Savaşı'nda fakir Malezya ve Endonezya halkları dişlerinden tırnaklarından biriktirip, çocuklarının rızkından keserek bize yüklüce yardım gönderdiler. Bugünse geldiğimiz noktada önceki gün Amerika şaşkın başlıklı haberler ortalığa saçıldı. Amerika merkezli dünya ünlü Forbes dergisi işi gücü bıraktı. Osmanlı torunlarının yönettiği Türkiye'nin Endonezya ve Malezya'ya, çok sayıda füze ve silah ihracatı yaptığını, hatta onlar için savaş gemileri dahi ürettiğini yazdı. Adeta eyvah dercesine, Türkiye'nin bu iki ülkeyle de savunma ilişkileri çığ gibi büyüyor, Ankara'dan en büyük ithalatları yapan iki ülke haline geldiler diye uyardı. Endonezyalı generallerin Türk fabrikalarını gezip Akıncı önünde poz verdiğini bile yazdı. Savaş gemilerini Türk füzeleriyle donatıyorlar diyerek hangi füzelerden kaçar tane aldıklarını dahi habere ağlayarak döktü. Türkiye hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi kuruyor diyerek Endonezya ve Malezya'nın ilk müşteriler olacağına dahi dikkat çekti. Evet Osmanlı'dan sonra torunları da bugün Pasifik'in bir ucunda kardeşleriyle kucaklaşarak gücüne güç katıyor. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan yapay zekanın kontrolden çıkma riski var. İstihbaratta ise oyun değiştirici olacak diyerek bu konunun önemine dikkat çekti. Ardından yakın geleceğin büyük silahı yapay zeka MGK gündemine de girdi. Türkiye bu konuda da büyük atılımlar yapıyor. Sadece 6 yıl sonra yapay zekanın 16 trilyon dolarlık bir pazar oluşturacağı tahmin ediliyor. Milli yapay zekamızı geliştirerek bu konuda da kardeş ve mazlum ülkeler için öncü olacağımız kaçınılmaz görünüyor. Her alanda malum ülkeler ve kardeşlerimiz adına öncü olmaya devam edeceğiz. Ne işimiz var oralarda diyen ittihatçı ezik kafalara rağmen her yere gideceğiz. Gerek gördüğümüz yerlerde askeri üsler de kurmaya devam edeceğiz. CHP'nin ortağı ve PKK'nın siyasi kanadı dem vekilleri ise üstlere ne gerek var diyerek şiddetle karşı çıkıyorlar. Bağlı oldukları PKK ise Suriye'de Amerikan bayrağıyla gezip Amerikan üslerinde gizleniyorlar, eğitim alıyorlar. Hem eziklere hem de hainlerin siyasi kanada olmaya soyunanlara rağmen bizi durduramayacaklar. Bekir Azar Takvim. Haşmet Babaoğlu Dümdüz Hayat. Biraz dümdüz hayattan konuşalım. Nasılsa irademizin hakim olduğu tek alan orası öyle değil mi? Nükleer savaş mı? radyoaktif serpinti bizi de yakıp geçecekse bile son ana kadar bize uzak bir tehlike olarak düşünürüz yalan mı yeni bir pandemi ilanı mı devletler hazır ola geçtiğinde insanlara direnecek pek az yer kalıyor yalan mı fakat bir dakika gündelik hayatımızda çok mu irade sahibiyiz ne gezer tek tek savaştığımız ama hep birlikte yenildiğimiz bir meydan muharebesi gibi hayat hastalıklara ve hayat pahalılığına bak anla aşklar meşkler dahi böyle tıp sektöründe çalışan arkadaşlarım acillerdeki yığılmalar konusunda söz birliği ediyorlar ishal bazen ateş sindirim sistemi bozuklukları ve bitkinlikle gelen bir salgın var gibi görünüyor neden hekimlerin kafası karışık özel hastaneler işin kazancında tabii Onlarda şu tahlilleri de yaptırmamız gerek. Bir ultrasonografi iyi olur. Hatta tomografi mi çeksek diye gidiyor olay. Devlet hastanelerinde acilde serum, bol antibiyotikli reçete ve git gel düzeniyle idare ediliyor. Sokaklar, trafik, 40 yıllık arkadaşlıklar, hepsinde kavga, gürültü, gırla. Muğlak bir bakış, Küçücük bir ters hareket, hele küfürlü bir laf atma tarafların çıldırmasına yetiyor. Sosyal sınıfsal sahne yine yerli yerinde tabii. Çevre mahallelerde silahlar çekiliyor, merkez mahallelerde hayat karartma tehditleri dile getiriliyor. Son yıllarda gündelik hayatımıza yeniden enjekte edilen şiddetin kaynağı neresi? Bu meseleyle yüzleşmeye var mıyız? Bir de evlerimiz var. Sığınak diye bilip öğrendiğimiz evlerimiz gitgide boğuyor bizi. Gençler hele evlere sığmıyorlar, evlerden taşıyorlar, evlerle uyuşamıyorlar. Gel de bunu ebeveynlere anlat. Geçen gün bir arkadaşım anlattı. Ergen kızının odasının çöplüğe dönüşmesini önlemek için temizlik günlerinde ter döküyorlarmış. Buna rağmen küçük kızın bir ay önce yediği burger ve patates kızartmasının ambalaj kağıtları odanın bir yerlerinden çıkmaya devam ediyormuş. Dümdüz hayat diyorum ya aslında fena halde engebeli ve yorgunuz. Haşmet Babaoğlu Sabah